bir işaret çünkü... daha oldu. Bir lafınızı böleceğim. Kabaktepe'nin bugün bir açıklaması oldu. Onu arkadaşlar getirebiliyor musunuz? Yani DEM Parti kendi en güçlü siyasi figürlerinin birisini aday yaptı İstanbul'da. DEM'in İstanbul'daki oyunu biz biliyoruz. En azından bu oyunu alabilecek düzeyde bir performansın, bunun yukarısına çıkıp belediyeyi kazanacak bir iddianın ortaya koyması lazım. Ama bugüne kadar geldiğimiz süreçte diğer ilçelerdeki yapılan ittifaklar neticesinde görüyoruz ki böyle bir izlenimi henüz İstanbul kamuoyu, İstanbul'daki yaşayan vatandaşlar olarak biz edinmedik. Aday partinin güçlü bir adayı. Ama sahada öyle güçlü bir çalışma yok. Seçime asılma yok. Dolayısıyla acaba bazen aklıma şu da geliyor bir vatandaş olarak da. Yani bu siyasi güçlü bir figürün düşük bir oyla siyasi hayatının sonrasına dönük bir mesaj mı verilmek isteniyor kendileri açısından? Bilemiyorum, o kendi sorunları. Neticede her parti kendi iş değerlendirmesini kendisi yapar. Ama o güçlü duruşun, %8'lik oyun diyelim ya da güçlü siyasi figürün bir aydır sahada bir karşılığı yok, görmedik onu. Şimdi Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Başkanı, resmen DEM'den ümitli. Yani Murat Kurum kaybedecek, onu anladık. Hadi DEM yardıma, sahaya, yayaya, şaşaşa gibi bir durum olmuş. Yanlış mı değerlendirdim bilmiyorum. Bir DEM'den ümitli Sayın Uslu, ne dersiniz? Bu çok acayip bir açıklama değil mi? İşte yani kendinize güvenemiyorsanız ve kendinizden umudunuz kalmamışsa o zaman... şey yani DEM Parti'ye tezahürat yaparsınız, hadi sahaya inin. Bir süre sonra İYİ Parti'ye sistemler yollamaya başlarlar. Siz de oylarınıza sahip çıkamıyorsunuz kardeşim diye. Bir taraftan bu yeniden refah da artık çok fazla oluyor. Bizim oylarımızı böldü, o yüzden seçimi kazanamıyoruz. Benim gördüğüm şimdiden aslında bilinçaltlarını dışa vuruyorlar, farkında değiller. Yani bunun siyasal psikolojisine baktığınızda aslında şu mesajı veriyorlar. Biz kaybetmeyi zaten o fikri satın aldık. Şimdiden bunu meşrulaştıracak mazeretleri, gerekçeleri üretiyoruz diyorlar. Aslında çok yanlış siyasal mesajlar veriyorlar. Realite bu olabilir. Bunu düşünebilirler. Bunun kaygısını çekebilirler. Her siyasetçi ya da her siyasi organizasyon bir seçim içinde bir şey riski, seçim dediğiniz şey risktir ve seçimi kaybetme riskini sürekli göz önünde bulundurur ama özgüven olur. Benim gördüğüm şimdiden yani seçime bir ay kala seçimi niye kaybettiklerinin gerekçelerini ya da seçimi niye kaybedeceklerinin gerekçelerini hazırlamaya başladılar. Bu enteresan bir psikoloji. Ben 20 yıldır AK Parti'yi yakından takip ederim. İlk kez böyle bir tutum içerisinde olduklarını gözlemliyorum. Kaybettik ama bir sor, niye kaybettik psikolojisi var. Evet, yani kaybedeceğiz, hatta daha kaybettik de değil. Kaybediyoruz ama sorun bakalım niye kaybediyoruz? İşte İYİ Parti onu yapmadı, DEM Parti bunu yapmadı, yeniden refah zaten şunları yaptı falan. Şimdi suçu başkalarında arayan bir şey. Ama işte, tabii kendileri sütten çıkmış ak kaşık. Hani bizim politikalarımız, tutumlarımız, söylemlerimiz, aday belirleme prosedürlerimiz, yürüttüğümüz kampanya, kullandığımız siyasal dilde acaba bir hata var mı falan şeklinde bir öz eleştiri falan gözlemlemiyoruz şu ana kadar. En azından kamuoyu önünde kulis bilgiler var bu konuda ama kamuoyu önünde bir öz eleştiri yok. Ama diğer partileri suçluyorlar. Yani bütün partiler AK Parti'ye çalışmak durumunda. Tabii o yüzden görevlerini yapmayınca bu sefer de eleştiriyi, tehdit edilmeyi falan hak ediyorlar falan gibi psikoloji var benim gördüğüm. Bu gerçekten şey yani ben böyle hayretle ve merakla takip ettiğim bir şeye döndü. Siyasal şeye, tutuma dönüştü artık AK Parti'nin tutumu. Oy oranları ne durumda İstanbul ve Ankara'da şu anda? Yani hem İstanbul'da hem Ankara'da zaten neredeyse tavanları %40-41'ler civarında ve orayı nasıl aşacaklarını çözemiyorlar. Yani mühendislik de yapsalar çözemiyorlar. Niye? Bu kutuplaşma politikası nedeniyle başka partilerin havuzlarından oy alamıyorlar. Aradaki geçişkenliği kendi elleriyle yok ettiler. Şimdi AK Parti'nin son seçimde almış olduğu oy belli. Birkaç puan Türkiye ortalaması düştü. İstanbul ve Ankara'da da düştü. Her iki ilde de %35'ler civarında bir oy almıştı. MHP'nin oyu var. İşte İstanbul'da 6-7 puan aralığında da MHP'nin oyu var. Dolayısıyla %40-41 aralığında bitiyor havuz. Şimdi ama İmamoğlu'nu bugüne kadar 41'ler civarında gören
tek bir araştırma bile benim itibar ettiğim araştırmalarda çıkmadı. Yani en düşük 43,5'larda falan ben gördüm. Benim de parçası olduğum çalışmalar var. Yani 43,5'la 46'lar arasında bir yerde görünüyor. Tabii farklı zamanlarda yapıldığı için bu oy oranlarında farklı tahminler olması da normal. Ama her durumda Sayın İmamoğlu İstanbul'u önde götürüyor.